Merhaba arkadaşlar. Fanuk dersi için kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fanuk da bu derste G02 ve G03 ile dairesel hareket işleme komutlarını göstereceğim. Hızlı bir şekilde göstereceğiz. Kısa bir video olacak. Umarım faydası dokunur. Edit G-code dedim. Edit G-code demek yerine dediğimiz gibi bir metin belgesi açıp metin belgesinde normal bir text belgesinde de yazabiliriz veya makinamızın şey kısmında kod yazma kısmında da bunları yazabiliriz. Atıyorum Fanuc bir tezgahınız var. Fanuc tezgahını normal programı yazma sayfasına girip orada bunları yine yapabilirdik. Geçen derslerimizde hatırlayacağımız üzere her tezgahın kendine uygun başlangıç komutları var demiştik. Biz burada Mac3'te kullandığımız zaman şöyle büyük harfle yazayım ki burada büyük harf küçük harf çok önemli değil. G90 G54 yaptım. İşte G17 yaptım. Çalışma düzlemini oluşturdum. G90 mutlak koordinat sistemi. G54 parça sıfırı. G17 düzlem XY çalışma düzlemi. Atıyorum takım değiştirme yapalım yine. Yani takımı değiştirmesek de aynı işi yapacağız. Değiştirsek de ama işte atıyorum takımı aldık. M06 T01 takım değiştirdik. G43 H1 G43 H1 bu da şeyin H1 Z 100 diyelim. Takım boy telafisi. Bunların hepsini geçen derslerimizde anlatmıştık. Eğer şu an aklınıza takılan anlayamadığınız bir yer varsa lütfen bir önceki videoyu kontrol edin. Tekrar gelin. Çünkü tekrar tekrar bir önceki videoları mümkün olduğunca tekrar ederek gitmeye çalışıyorum. Bu yorucu oluyor. Aynı zamanda yol kat etmenizi de yavaşlatıyor. Sonraki konulara daha az değinmiş oluyorum. Şimdi G43 H01 Z100 yazdık. Belki burada X0 Y0 G00 hızlı bir şekilde bakın burada G00'ı başa sona yazdım. Diğer derslerde başa yazmıştım. Yani bu makinelerde çok önemli değil hangisini önce hangisini sonra yazdığınız. Önemli olan aynı satır içerisinde gerçekten olması gereken komutların bir arada olması. G00 X0 Y0'a gittim. Z yüzde duruyor. Z 5 mm çektim. 5 mm çektikten sonra M03 dedim. Çektikten sonra dedim. Bakın aynı satırdaki her şey aynı anda olmaya çalışır. Eğer önce biri sonra diğerinin olmasını istiyorsan bunların hepsini alt alta yazmam gerekiyor. Alt alta yazmamız gerekiyor. Alt alta yazmak için Enter'a basmamız yetiyor. Sonrasında devam edelim. Devir aldık. G01 X0 Y0 da duruyor. Z de 5 de duruyor. G01 ne demek? Yavaş bir şekilde. Yani yazacağımız ilerleme ile beraber Z eksi 1 1 milimetre talaşa girdik. F kaçla? F100 ile Z'i indik. G02. G02 ne demek? Hemen yazalım. Saat ibresi saat ibresi yönünde dairesel hareket yapacağım. Şimdi saat ibresi yönünde dairesel hareket yapacağım ne demek? Şu şekilde şöyle bir kesme işlemi yapacağım. Bakın bu el hareketim çok önemli. Mouse'u görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bu tarafta da bir hareket olabilir. Şu 90 derecede de şu kenarda da ufak bir küçük bir yay da olabilir. Tam dairesel bir hareket de olabilir. Eğer bu şekildeki bir hareketle o dairedeki yapmak istediğiniz harekete denk geliyorsa bunu G02 ile yapacaksınız demektir. G02'nin yanında ne var? G02 gideceği koordinatın X ve Y X ve Y gideceği koordinat. Yani şu an nerede? X0, Y0 da duruyor. Şöyle bir ne yapalım? Bir tane örnek
Bir tane örnek düşünelim kafamızda. Ona göre benim yapacağım şeyi de doğrulamış olun. Farz edelim. Şu köşeyi dönüyoruz. Bakın şu resimde gördüğünüz, bakın şu an mouse'un tuttuğum köşe var ya. Buraya kadar geldik. Buradan köşeyi böyle 90 derece döneceğiz. Ama burası saat ibresinin yön tersi. O zaman şöyle döneceğiz. Yukarıdan aşağı döndüm. Virajı alıyor gibi, yani arabayla şöyle viraj alıyor gibi anlatacağım. Bu çünkü G02 yönü. Şimdi burası 0, X0, Y0 olsun. Şöyle döneceği zaman burası atıyorum kaç milimlik olsun? 5 milimlik bir radius olsun. Toplamda 10 milimlik bir dairesi olsun. Şimdi buradan X0, Y0 da duruyor. X eksi 5, Y eksi 5'e gidecek. X eksi 5 milimetreye, Y de eksi 5 milimetreye gidecek. X eksi 5, Y eksi 5'e gidecek ise buraya yanında radüsünü yazıyorum. Radüs kaç? Radüs demek zaten dairenin yarı çapı demek. X eksi 5, Y eksi 5'e gidecek. Radüsümüz de 5'lik. 5 milimetreye bir yarı çapı olan radüsü şöyle çizmiş olacak. Şimdi bunları birbirine karıştırmayın. Hani illa 5 milime giderken R5 yapacak. Bu şekilde olması gerekiyor. Hepsi aynı olması gerekiyor diye bir şey yok. Buradan analiz ettim sadece. X kaça gidecek? Y kaça gidecek? Kaçlık bir radius hareketiyle gidecek. Bu şekilde şöyle bir köşe dönüşü yaptık. Bu köşe dönüşünden sonra köşe dönüşünden sonra bir daha düz gidelim. Düz gidebilmek için G01 yazdım. Bu sefer x eksi 5'teydik. X eksi 20 yaptım. G01 ile. Aşağı indim. Eksi 20'den sonra x eksi 25'e giderken, y de 0'a giderken, 0'a giderken, tabi dura buraya G02 yapacağım. Bakın şimdi de şu köşeyi yapıyorum. Şöyle düz geldim. Şimdi bu köşeyle tekrar yukarı çıkacağım. X eksi 25. Çünkü 20 buraya kadar gelmiştim. 5 çıkacağım. 25 olacak. Y tekrar 0'a gidecek. Çünkü buradan eksi 5'e gitmiştim. Y 0. R 5. R5. Bunu da çizdim. Diyelim ki G01 kaç olduk şimdi? X eksi 20. Y 0. Y 10 milimetreye gidelim. Sonrasında x 0 sonrasında y 0'a iner. Tamamdır. En sonunda ne yazıyorduk? M05 yazarsak, M05 yazar isek spindle'ı deviri durdurur. M08 yazdık mı soğutma sıvısını açmamışız. M03'ten sonra şuraya M08 yazdık. Soğutma sıvısını açtık. Buraya da M09 yazdık. Soğutma sıvısını kapattık. Veya dediğimiz gibi M30 yazdığımızda bütün hem soğutma sıvısını hem de deviri aynı anda kapatmış oluruz. Şimdi bunu kaydedelim. Bunu masa üstüne ne diyelim? G02 diye kaydedelim. Kapattım. Burada sadece simülasyon için kullandığımı söylemiştim. Açtım G02'yi. Şöyle arkadaşlar, hemen ön izlemesini görebilirsiniz. Öncelikle şuradan başladım. Şu radyüsü çizdim. Bakın şuradan tek tek görebilirim. Şöyle aşağı indikçe bakın burası. Şu hareket bu. G02 x eksi 5 y eksi 5 saat ibresi yönünde şöyle bir hareket yaptım. Sonrasında düz gittim. X eksi 20. Sonrasında tekrar radyüsü yapıp yukarı kalktım. Sonra y 10'a gittim. Sonra x 0. Sonrasında y 0. M5 M9. Bu şekilde bir dairesel hareketi görmüş olduk. Şimdi eğer ben bunu alıp G03 yaparsam ne olur? G02'leri G03 yapıyorum. Hiç oynamadan, bak. Hiç oynamadan yapıyorum. Şöyle. Bakın. Çok güzel bir örnek. Çok güzel bir görüntü. Bir öncekinde dairemiz şöyle saat ibresi yönüne geliyordu.
Burada da saat ibresi yönünün tersinde bir hareketle ama aynı ölçülerde. Gösteriyorum tekrar. Geldi. Dairesel hareketi yaptı. Bak G03. Saat ibresi yönünde yazısı kalmış ama saat ibresi yönü tersi bu. Bu şekilde geldik. Sonra bu hareketi yaptık. Tekrar sıfıra geldik. G02, G03'ün bir tane daha detayı var. O da I ve J kullanmak. Yani tam daire çizmek. Edit G kod yapıyorum. Bunları siliyorum. Şöyle G0Z-1. Buraya kadar. Bunu da anlatacağım. Videomu hemen kapatacağım. Bir G02 I veya J yazabilirim. I veya J'ye yazmak demek dairenin merkez koordinatını takımın durduğu yere göre, yani şu an takımımız neredeyse oradan direkt ölçü vererek, mesela merkezden orası 50 milim olabilir ama takımın durduğu yerden itibaren belki 3 milimetredir. Dolayısıyla takımın durduğu yere göre daire merkezinin x ve y koordinatı, x koordinatı I, y koordinatı J. Şimdi hemen sadece I 20 yazıyorum. I 20 yazdım. Kapattım, kaydettim. Bakın arkadaşlar, şuraya baktığınız zaman tam bir dairesel hareket yaptı. Ama nereye yaptı? Buraya yaklaştıktan sonra 20 milimetre x, 20 milimetre mesafede bir merkez var dedim. Onu da G02 ile saat yönünde tam daire dön dedim. Dolayısıyla dairenin yarı çapı 20 olduğu için tam çapı 40 milimetre oldu. Edit G kod diyorum. Bir altına da durduğu yerden itibaren, bak burayı kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Buna da G03 yazdım. Şimdi hiçbir farkı olmadığı için iki daire üst üste çakıştı. İki daire üst üste çakıştı. Bunu nasıl gösterebilirim? Edit G kod dedim. Buraya G01Z-10 diyeceğim. Sonra G03. Bakın şöyle. İki tane daire çizmiş oldum. Bir tanesi saat ibresi yönünde, bir tane saat ibresinin ters yönünde. Şöyle birincisi, sonra bitti ikincisi. Takım tamamen başladığı yere geri geliyor. Peki şöyle yapsak nasıl olur? Bunu siliyorum. Şuraya I eksi 20 yazıyorum. Tamam dedim. Bak. X eksi 20'de bu sefer daire merkezi. Değiştirelim. Edit G kod dedim. X eksi 20. Bu sefer bunun hemen kopyalayıp altına yapıştırıyorum. I eksi değil, J'ye yazıyorum. J eksi 20. Bunu da eklemiş olalım. Bakın bu sefer aşağıya da geldi bir tane daha. Bu G02 I artı 20, G03 I eksi 20, burası da G03 J eksi 20. Bir tane de yukarı koyacağım. Ctrl V. Bu sefer J artı 20 yapacağım. J 20. Bakın bir tane de yukarı oluştu. Şöyle bir şekil ortaya çıktı. Ne yaptık? I artı 20, I eksi 20, J eksi 20, J artı 20. Yani aynı anda da verebiliriz. I eksi 20 iken aynı anda J de eksi 20 diyelim. Bir tane hareketimiz böyle olsun. Şunları sileyim. Şunları da silelim. Şöyle bir tane kalsın sadece. İkisini aynı anda verdim. Evet dedim. Fakat şu an tam belli olmuyor sadece. Yani eksi 20, eksi 20 mesafesinde. Tam 45 derece şurada bir yerde merkez var.
merkezin etrafında döndü. Bu CAM programı çıkardığınızda da IJ olabilir veya reali bir çıktı almış olabilirsiniz. Ve IJ olması tam daire olacağı anlamına gelmiyor. Yarım dairelerde de IJ yapılabilir. Bir önceki programın bir kısmını IJ ile yapayım. Sadece bir köşeyi. Dayanamıyorum. Aklıma bir şey gelince. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Nerede şu an? X0, Y0, Z-1. G0, 2. I, eksi 5. J, 0. I, eksi 5. J, 0. X eksi 5, Y eksi 5. Bakalım bu nasıl bir sonuç ortaya çıkaracak. Bakın. Aynı az önceki dairenin köşesi. Yani şu köşenin şu kıvrımını yapmıştık. Hatta birazcık düz gideyim hemen belli olsun. G01 x eksi 20 demiştik az önce. Şöyle. Şu alt köşeyi bu sefer nasıl yazdım? IJ ile yazdım. IJ ne demek? Daire merkezinin bu takıma göre x ve y koordinatı. Bunu da öğrenirseniz hem bu IJ konusunu hem de R konusunu tamamen çözmüş olursunuz. Tekrar söylüyorum. Burada bir yerde kaçınmış olabilirsiniz. IJ demek takımın o anda durduğu yere göre daire merkezinin x ve y koordinat düzlemini olan mesafesi. Yani koordinat düzlemindeki x ve y mesafesi. Mesela burada I eksi 5'te, y 0'da. Yani j 0'da yukarı aşağı hareket yok. Sadece x'te eksi 5 milimetre mesafesi var. Bu konuyu burada tamamlıyorum. Kendinize dikkat edin. Öğrenin, öğrenin, öğretin.